Bu bölümde web sayfalarınızı interaktif hale getirmeyi öğreneceksiniz. İlk olarak basit HTML, CSS web sayfaları ile başlayacak. Ardından sayfaları değiştirmek için JavaScript'i ekleyeceksiniz. Mesela bir kelime oyunu, slide gösterisi, sonsuza kadar giden bir galeri veya bir çizim programı yapmak için olabilir. Web'de gördüğünüz hemen hemen her şeyi siz de yapabilirsiniz. Bu şeylerin tamamını yapabilmek için JavaScript dilini kullanacağız. Eğer JavaScript'i daha önce öğrendiyseniz ve farklı bir şekilde kullandıysanız şu an kafanız karışmış olabilir. İşin aslı şu. JavaScript ilk olarak tarayıcılara dahil edilerek web sayfalarını interaktif hale getirmek için tasarlanmıştı. Ancak bugünlerde JavaScript'i birçok farklı ortamda kullanabilirsiniz. Web sayfalarını hazırlayan ve kullanıcı bilgisini saklayan sunucu tarafının ihtiyacı olan gücü sağlamak, resimlere manipüle eden kodlar yazmak, bir tablodaki veriyi işlemek ve hatta robotları kontrol etmek için bile JavaScript'i kullanabilirsiniz. Eğer JavaScript'i Khan Academy'de öğrendiyseniz, o halde onu Processing.js ortamında çizimler ve animasyonlar yapmak için öğrendiniz demektir. Eğer başka bir yerde, örneğin Code Academy'de öğrendiyseniz, belki de JavaScript'i basit komut satırı ortamında öğrenmiş olabilirsiniz. Her ortamın kendine özgü fonksiyonelitesi ve genel değişkenler kümesi vardır. Örneğin Processing.js'te sadece bir animasyon çizebilmek için bile birçok fonksiyon vardır. Fill, Ellipse, Mouse clicked ve Text gibi. Bir web sayfası ortamında ise tarayıcılar sayfayı interaktif hale getirmek için bir takım fonksiyonlar sağlarlar. Get Element by ID, Set Interval add event listeners gibi. Bütün bu fonksiyonları ve daha fazlasını bu bölümde öğreneceksiniz ve bunları şaşırtıcı interaktif deneyimler yaratmak üzere kendi web sayfalarınızda kullanabilir hale geleceksiniz.